Merhaba herkese. Ben Caner Bakır, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesiyim. Bugün Koç Üniversitesi'nin Küreselleşme, Barış ve Demokratik Yönetişim Araştırma Merkezi'nin çevrim içi etkinlik serisinin 8.'sinde Kentlerin Türkiye'si, Ekonomi, Demokrasi ve Kimlik başlığıyla konuşmamıza, etkinliğimize devam edeceğiz. Ve bugün çok kıymetli bir konuğum var. Sabancı Üniversitesi'nden Fuat Keyman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Caner. Teşekkürler. Fuat Hoca ile uzun yıllar Koç Üniversitesi'nde birlikte çalıştık. Ve kendisi Glodem'inde kurucu direktörü. Bir arada olmak gerçekten büyük bir mutluluk benim için. Ve bugünkü sunumda hani biraz PowerPoint ile sunumda olacak ama sohbet içerisinde, sohbet havasında da geçecek sunumumuz. Ama yani bir tabii geçmişten gelen bir birlikteliğin de şeyiyle biraz daha enformal bir havada da bu şeyi yapmak istiyorum. Ve öncelikle bir hocama yani nasılsınız diye bir sorarak bir başlayayım. Hocam görüşmeyle. Evet, fena değil vallahi. Yani çalışıyoruz Sabancı Üniversitesi'nde ve İstanbul Politikalar Merkezi'nde. Tabii herkes gibi biraz yorulduk bu çevrim içi süreçlerden, çalışmaktan. İşte biraz da şey yapıyoruz, benim üniversitede de bir idari görevim de olduğu için Eylül ya da Ekim ayında, Eylül'ün sonunda üniversiteyi daha çok yüz yüze biraz hibritte açmakta şey için, onun için de çalışıyoruz. O yüzden biraz hani yorulduk şeyden, bu mesafelerden. İnşallah bu şeyler, süreçler biter de bu tür konuşmaları daha yüz yüze Koç Üniversitesi'nde yaparız diyeyim. Tabii. Tabii yani özlüyoruz değil mi? Yani hem öğrenci Evet. hem de karşılıklı etkileşimi. Benim için Koç tabii, Koç sizler, Koç Üniversitesi çalışanlar, güzel zamanlarım da geçmiştir. Yani sadece akademik olarak değil, insani Tabii. olarak da. O Tabii. yüzden karşılıklı sevgili Caner, hani ben de seni, diğer arkadaşları, Koç Üniversitesi'ni özlüyorum. Tabii güzel bir tek şeyi, hani telafi olarak değil ama ilişkilerimiz aynı şekilde sıcaklıkta, aynı güzellikte Koç Üniversitesi'ndeki arkadaşlarla. O da bana çok memnuniyet veriyor. Çok güzel gidiyor. Yani görüşüyoruz, yazları görüşüyoruz, farklı okazyonlarda Evet. görüşüyoruz. Şimdi de Evet. böyle bir şeyde görüştük. O yüzden davetin için de çok teşekkür ederim. Hemen çok teşekkür ederim. Ben valla siz gittikten sonra yani şimdi kayıttayız ve Zoom'da söylemek ne kadar şey ama yani hani bazı insanlar gittiklerinde daha da özlenirler ve aranırlar. Onu söyleyeyim yani ifade edeyim. Yani gittik Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben o zaman şimdi kısa bir biyografinizi paylaşmak isterim dinleyicilerimizle. Fuat Keyman Sabancı Üniversitesi'nde rektör yardımcısı ve öğretim üyesidir. Aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi'nde burası. Oranın da direktörüdür. Kanada Carleton Üniversitesi'nde doktora çalışmasını Amerika Harvard'da da Harvard Üniversitesi'nde ve Wesley College'da doktora sonrası çalışmalarını yapmıştır. Bilkent Üniversitesi'nde ve Koç Üniversitesi'nde de biraz önce bahsettiğimiz gibi çalışmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunudur ve Bilim Akademisi üyesidir. Çalışma alanları ağırlıklı olarak demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, sivil toplum, kimlik siyaseti ve Türkiye'de devlet-toplum ilişkileri üzerine olmakta. Ve Keyman'ın yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış pek çok kitap ve makalesi var. Pek çok uluslararası düşünce kuruluşunun, merkezin ve akademik derginde danışma ve bilim kurullarında yer alıyor. TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve bunun gibi pek çok
araştırma yerlerinden projeleri bulunuyor. Proje yöneticiliği yaptı ve akademik çalışmalarında da pek çok ödüller aldı. Uzun bir kitap listesi var ama ben özellikle yakın zamanda Kentlerin Türkiye'si bu yıl çıktı İletişim Yayınları'ndan ve 8 Kentin Hikayesi Türkiye'de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar MİTİS Yayınları'ndan da çıktı ve ben ilgiyle bu kitapları okumaya da başladım. Ve Kürt sorunu, yerel dinamikler, çatışma ve çözümü gibi. Onun dışında İstanbul, Living with Difference in a Global City gibi. Yani çok geniş bir yelpazede yayınları bulunuyor. Ben hani kalan vaktimizi biraz daha ekonomik kullanmak adına uzun kitap listesine fazla devam etmeyip izninizle sözü size bırakayım hocam. Buyurun. Çok teşekkür ederim Caner. Kentlerin Türkiye'si esasında bir anlamda benim hani Koç Üniversitesi'ne gelmemle de ilişkili bir 20 yıllık bir serüven. Bir kentte çalışırken 1990'ların sonuydu, 99'du galiba. O dönem Peter Berger vardır Boston Üniversitesi'nde, çok önemli bir sosyolog. Samuel Huntington'dan bir teklif almıştık. Onların 13 ülkede götürdükleri bir kültürel globalleşme, küreselleşme çalışmaları vardı. Ben ve Ergun Özbudan'a da Türkiye'yi yapmamız istendi ve Türkiye'deki küreselleşme ile kültür ilişkisini araştırmamız istendi. Orada bazı parametreler vardı fakat biz Ergun Hoca ile birlikte düşünerekten, o zaman da tabii Türkiye'nin de dönüşümüyle ilgili ufak ufak ipuçları olduğu için daha çok Anadolu, daha çok orta sınıflar, daha çok orta işletmeler, Anadolu kentleri üzerine durduk. O zamanlar Kayseri üzerine bir şey çıkmıştı. Acaba Kayseri kenti İslamik Kalvinist mi diye, hem yani çok muhafazakar hem ekonomik olarak çok küreselleşmeye açık falan diye. Biraz oralarda falan da düşünerek biz bunu o şekilde hani Anadolu kentleri üzerine yaptık. Ve o yapmayla birlikte benim bu, yani ben sen de söylediğin gibi hani uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi içinde uzmanlığım var. Hani kentler, bir kent sosyolojisi, kentle üzerinde bir yani şehir planlaması, öyle bir şeyin deneyimim yok ama coğrafya çok okurdum. Oradan başlayıp hem Koç'a gelmeme neden olan hem de ondan sonra yani akademik hayatımda bir yandan bir şekilde, hiçbir zaman kentler üzerinde bir uzman olduğumu söyleyemem ama öbür taraftan da TÜBİTAK projeleriyle, Avrupa Birliği projeleriyle, TÜRKONFET gibi Türkiye'deki bir takım kurumlarla birlikte yaptığımız ama bir takım halinde yaptığımız projelerle esasında bayağı benim alanımda bu Anadolu kentleri, yani İstanbul değil Anadolu kentlerinin dönüşümü çok önemli bir akademik yeri oluşturdum. Merak ol. Hala da merak olarak oraya giderim, gelirim. Bunların hepsi esasında alan çalışmalara, kamuoyu yoklamalarına, bütün bu kentler üzerine edebiyattan, tarihten, ekonomiye kadar okumaya, oradaki sokaklarda gezip, oradaki esnaflarla, insanlarla, öğrencilerle konuşmaya dayalı bir hani şey, bir taraftan bir antropoloji, bir taraftan bir sosyoloji, bir taraftan bir siyasal ekonomi üzerine hani zevk aldığımı hissettiğim 20 yıllık bir çalışma. Onun ilk sunuşunu esasında ben o zamanlar hani toprağı bol olsun John Drabble vardı şeyde Koç Üniversitesi'nde. Onun bir küreselleşme dersi vardı. Onun girişini, sunuşunu yapmaya bana şey yaptı, teklif etti. Onunla da o şekilde tanışmıştım ama çok genç yaşta kaybettik John'u. Geldim orada tabii bir ders verdim her bütün o sosyoloji, yani Koç Üniversitesi'nin humanities kısmındaki psikoloji, tarih, o öyledir ya Koç Üniversitesi'nde ayrı bir fakülte olarak orada. Ve orada bir de konuşma yapılması isteniyordu. O konuşmaya o zamanki rektör Atilla Aşkar da geldi. Biraz onları anlatınca o böyle bende biraz herhalde matematiksel bir kafa da var gibi görüp böyle şemalar şeylerle falan birlikte. O yaz Koç Üniversitesi'nden tabii Ziya Önüş'ün de şeyi vardır orada, çok önemli payı vardır. Bir teklif geldi ve ben öyle bir hani Koç Üniversitesi'nde bir dersin girişini yapıyorum diye gelip bir konuşma yapıp sonradan çok zevkli geçen bir 8 yılım Koç Üniversitesi'nde geçti ve bu çalışmaların çoğunu esasında o Koç Üniversitesi'ndeyken yaptım ve sonra Sabancı'dayken de devam ettirdim. Bu çalışmalara
yaparsak, sen de bahsettin, daha çok TÜBİTAK projeleriyle birlikte oldu, projeler temelinde oldu. Bu ilk bu sene çıkan Berin Koyuncu Lorenz da benim başından itibaren partnerim oldu. Onunla birlikte bir sürü 2010'da konu. Falan da yazmıştınız. Evet, ilk kentler o kitap devam. Esasında Doğan kitaptan çıktı ve o kitap ilk esasında Anadolu kentlerini birlikte düşünen bir kitap olduğu için çok okundu. Üniversitelerde, Anadolu üniversitelerinde, belediyelerde çok okundu. O kitaptaki Konya olsun, Kayseri olsun, belediyeler o kitaplar üzerine çalıştılar. Ondan sonra tekrardan bir TÜBİTAK, hatta şu anda da esasında benim 5 üniversite, 7 kurumla birlikte o üniversiteler dahil bir kent bölge üzerine olan 9 kentte yaptığım bir TÜBİTAK projem var. Ama artık yani onlarla ilgili yani söyleyebileceklerim, bu son yıl senin de gördüğün Metis'ten çıkan 8 kentin hikayesi. O da biraz Ahmet Hamdi Tanpınar'dan da esinlenerek. Onun 5 şehrin hikayesi vardır. Oradan geldi. Bir de şimdi bu sene Çağlar Keyder, Ayşe Köse ve Fırat Genç'le birlikte yaptığımız yani iletişimden çıkan kentlerin Türkiye'si, imkanlar, sınırlar ve çatışmalar var. Orada 4 kent temelinde çok derinlemesine analizler ve çözümlemeler de var. Esasında niye kentlerin Türkiye'si? Yani baktığımız zaman hani ister biz hani siyaset bilimci yahut uluslararası ilişkiler, siyasal ekonomi senin yaptığın gibi yahut da hani sosyoloji, antropoloji, tarih yapalım. Daha çok böyle bir devlet toplum temelinde bakarız, kurumlara bakarız ama ağırlıklı analiz birimlerimiz hani ülke, devlet, hükümetler, hükümet temelindeki aktörler, sivil toplum gibi olur. Fakat bu analiz birimi bir yerden sonra ben de esasında bu bana gelen küreselleşmenin teklifiyle yani Bilkent Üniversitesi'nde yaptığım şeyle biraz gelişmeye başladı. Bu analiz biriminin içinde yahut da yanında 2000'lerden başlayarak 2010'lu yıllarda giderek artan bir şekilde esasında kentlerin özellikle büyük kentlerin, kritik kentlerin, biraz sonra açıklayacağım kent bölgelerin giderek önem kazandı. Hatta bazı yerlerde ülkelerin de önüne çıktığını gördük. Ve baktığımız zaman işte bu kitapların da girişlerinde anlatıyoruz o süreçleri. 2007 yılında mesela Birleşmiş Milletler kent çağı, Urban Age dediği bir döneme girdiğimizi söyledi. Ben aynı zamanlarda IBM'in teklifiyle bir küreselleşme üzerinde çalışma grubuna girdim. 2-3 yıl çalıştık ve o zamanlar 2030 yılında bütün küreselleşmenin kentleşeceğini söyledik. Yani globalization as urbanization olacağını söyledik. Çünkü çok hızlı bir şekilde bütün dünyada farklı yerlerde sadece batı toplumlarında değil, batı dışı Nülüfer Gölen'in terimiyle moderniteler yahut da alanlarda da kentleşmenin ülkelerde çok hızlı bir şekilde geliştiğini gördük. Burada da yani aslında hem kentleşme dünyanın genelinde bir trend halinde böyle gidiyor. Türkiye'de bir paralellik gösteriyor değil mi? Kentleşme ve orta sınıfın da öne çıkması ve sizin o vurguladığınız yeni yerellik. Evet. Onunla da ilgili işte Brookings'te bir yani New Localism diye onların da çok önemli bir çalışma alanı olarak ortaya çıktı. Oralarda da çalıştık. Oradan da önemli bir iki tane kitap çıktı Amerika ve diğer global referanslar içinde. Ama baktığımız zaman mesela 2019 yılında Caner dünya nüfusunun %60'ı kentlerde yaşıyor. Bu oranı biraz daha gelişmiş ülkelere ki o gelişmiş ülkelere artık da bir, yani BRICS dediğimiz yani Hindistan'ı olsun, Çin'i, Türkiye'si, Brezilya'sı, Güney Afrika'sı bunlar da eklendiği zaman esasında büyük bir oranda bir ülkenin %80'i kentlerde yaşıyor. Gelişmekte olan ülkelerinde %51 civarında kentlerde yaşıyor. 1950 yılında dünya nüfusunun %68'inin kentlerde yaşayacağı söyleniyor. Bu şey demek esasında bizim de o küreselleşme çalışmasında öngördüğümüz gibi 2030 yılında hakikaten kentler küreselleşmeyi anlamada, dünyanın gidişatını anlamada devletler, ülkeler kadar önemli olacaklar. Yani senin alanından da bir şey söyleyerek Türkiye'ye geçeyim. Örneğin bugün dünyanın en büyük 100 ekonomisi diye indeksler yapıldığı zaman artık bu 100 ekonominin içine 15-16 tane kent giriyor. Yani
İşte Şenkay'ı, Benşe'yi giriyor, New York'u giriyor, Londra'sı giriyor. Yani oraların şeyi biraz sonra İstanbul temelinde de söyleyeceğim. Yani oralardaki ekonomik aktivite, nüfus, bütün bunları eklediğin zaman o dinamizm ve ölçek deniyor buna coğrafyada, scale deniyor yani politik anlamında. Yani bu ölçek esasında çok büyüyor. O yüzden kent dediğimiz şey, ki ona coğrafyada, siyasal ekonomide mekan da deniyor. Yani mekanı düşünürken artık ulus devlet yahut da yerelden arasında böyle bir kent mekanın ve sermayenin, siyasetin, kimliğin birleştiği, negosiyet edildiği, eklemlendiği bir yer oluyor. Şimdi Türkiye'ye de baktığımız zaman Türkiye'de de esasında şu anda 1980'lerde başlayarak gelişiyor ama 2000'ler, 2010'lar ve bugüne geldiğimiz zaman Türkiye'nin nüfusunun %75'i kentsel alanlarda yaşıyorlar. O yüzden yani artık böyle bir geçiş ülkesi, yani 50'lerde başlayan köyden gençe, köyden kente göç olarak değil, yani şehirleşme olarak değil. Tabii bütün çarpıklıkları, sorunları var. Onlara değineceğim ama yani artık kentli bir Türkiye'de yaşıyoruz ki bu %75'lik oran şöyle bir şey oluyor. Esasında bizim bu COVID-19'da çok hissettiğimiz gıda güvenliği olsun, su güvenliği olsun. Yani tarım alanları, gıdayla ilgili tedarikler, bütün bunlarda ciddi sorunlar da çıkmaya başlıyor. Çünkü artık o köy mekanları, kentin dışındaki mekanlar çok çok küçülmeye başlıyor. O yüzden de ilk başta söyleyeceğim şey hem sosyolojik hem siyasal ekonomik hem de politik olarak, yani akademik tel olarak düşündüğümüz zaman artık hem ne küreselleşmeyi, ne ülkeleri, ne ülkelerin hani Karl Polanyi'ye referansla ülkelerin dönüşümünü kente referans vermeden konuşmak mümkün değil. Yani kent esasında devlet kadar, biraz evvel söylediğim toplum, sivil toplum kadar onları arasına girmiş, hatta onları kendi içine sokabilen bir mekansal yapıyı oluşturuyor. Bu bende giderekten artan bir ilgiyi uyandırıp esasında bizim Çağlar Keyder, Fırat Genç ve Ayşe Köse ile yaptığımız bu iletişimdeki kitabın yazılmasına da katkı veren Türk Konfet ile yaptığımız projeyi şöyle başlandırmıştık. Biraz Çağlar Keyder'in de biraz hani katkısıyla, o isimleri verenlerden birisidir. Türkiye'nin kentlerinden, kentlerin Türkiye'sini mi geçiyoruz? Esasında kentlerin Türkiye'si bir anlamda sadece bir terim değil, bir sosyolojik referansı, siyasal ekonomik bir referansı da var. Kentlerin Türkiye'si demek esasında başka bir Türkiye'yi tehayyül etmek demek. Yani bugünkü yapısından daha değişik, daha farklı. Esasında sosyolojik olarak bazen iki Türkiye'de deniyor. Yani bir siyasi partilerin, kurumların, devletin olduğu bir Türkiye. Bir de esasında hayatın yaşandığı, bütün yani ilişkileriyle, işsizlikleriyle, psikolojisiyle. Ben buna son dönemlerde iki Türkiye'de diyorum. Esasında kentlerin Türkiye'si daha sosyolojik Türkiye'yi, demografik Türkiye'yi, psikoloji, toplumsal psikolojik Türkiye'yi, bütün o Türkiye'nin gerçek ontolojisini, onun kurumlarını, o yaşam alanlarını, yaşam deneyimlerine referans veriyor. O yüzden de yani daha önce hani Türkiye vardır, onun şu kentleri vardır derken esasında belki böyle bir epistemolojik, belki bir yöntemsel dönüşüm oluyor. Küreselleşmeye bağlı olarak ve orada kentlerin Türkiye'si diye bir şey çıkabiliyor. Peki bu nasıl oluyor dediğimiz zaman tabii her kent aynı değil. Bu kentlerin Türkiye'si dediğimiz zaman bazı kentler çok daha ön plana çıkıyor diye görüyoruz. Mesela bunlardan İstanbul, biraz sonra da geleceğim. Artık nerede başladığı, nerede bittiği belli olmayan, bir tarafıyla Tekirdağlara kadar giden, bir taraftan Kocaeli'lere kadar giden, yani bir hani Beijing, Şenkay içindeki olduğu gibi yahut da New York aşağısı yahut da Los Angeles o civarda, ki buna eleştiren coğrafyada kent havzası yahut da urban zone deniyor. Yani böyle bir hani bir İstanbul esası Türkiye'nin yarısı gibi de olabiliyor. Yani küresel kent de diyoruz. Yani İstanbul hem bizim şeyimizde Orhan Pamuk'un meşhur İstanbul kitabında tarihi bir kent, hüznün kendi gibi oluyor ama öbür taraftan da bir finans merkezi, bir postmodernite, bir hizmet sektörü, bir küresel yapı.
kendi başına bir esasında alan. Bunlara küresel kent diyoruz. Bunun gibi esasında İstanbul kadar büyük olmayan, ikinci derece büyük, bazı alanlarda güçlü olan Ankara gibi siyasal kentler var. Yani o İstanbul eğer global sermaye ise, yani şey, Ankara biraz siyasal sermaye ama sermaye de var. Bütün senin yaptığın çalışmalar, Merkez Bank, oralardan gidersen esasında sadece siyasi değil, ekonomiyle siyasi tabii kesiştiği yani, ama onun yatırımları, şusu devlet yatırımları, şunlarıyla bunlarıyla. Bir de onun yanında esasında giderek dinamizm kazanan kentler var. Mesela Türkiye'nin %75'i kentsel dediğimiz zaman bakıyorsun ki bunun %52'si 11 kentte yaşıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli ve Mersin. Bu Türkiye'nin 83 milyonluk nüfusunun 44 milyonunu falan içinde taşıyor. Yani 11 ilde. Ve Türkiye'nin ekonomisinin de %55-60'ını götürüyor. O yüzden de tabii ki her kent önemli ama bazı kentler ön plana çıkıyor. Dinamizm kazanıyor. Bunlara bazen metropol deniyor. Bazen işte Türkiye'nin çok katılmadığım hani büyük kenti şeyleri, büyük şey olarak hani konumlandırılıyor. Fakat tam yeterli olmuyor ama böyle önemli kentler var ve bu kentler ya yani bu kentler için hocam, bu kentler için yani aslında son derece kritik mekan ve sermaye ilişkisinin şekillendiği, birlikte Türkiye ölçeğinde şekillendiği kritik yerler olarak. Tabii yani bizim üçlü bir şamamız var. Hani bir taraftan tam senin söylediğin gibi yaşanabilirlik var. Yani kültürüyle, sanatıyla, tiyatrosuyla, hastanesiyle, yollarıyla. Livability dediğimiz yani Birleşmiş Milletler'in endeksleri vardır. Hı-hı. Yaşanabilirlik, mekanla sermayenin kesiştiği girişimcilik, ekonomik dinamizm ve bir de senin söylediğin gibi birlikte yaşama, kapsayıcılık, hani farklılıkların birlikte yaşaması, fakirlik gibi bu üç alanda bu kentler sadece kendileri değil etraflarını da çok fazla etki ediyorlar. Bazen katkı, bazen olumsuzluk şeklinde yapıyorlar ama o havza dediğimiz kısmı. Evet, bu havzadan biraz daha şeyler küçükler. Esas havzayı şey yapıyor. Yani İstanbul, Türkiye'de o İstanbul öyle bir havzayı getiriyor. Tamam. Bizim bu kentler Türkiye'sinde o zaman şöyle bir şey yapayım, sonra oraya gelirim. Bir böyle İstanbul gibi küresel bir kent var. Onun yanında örneğin İzmir gibi, örneğin Antalya gibi, örneğin Adana, Mersin gibi, örneğin Diyarbakır gibi, örneğin Konya gibi, Gaziantep gibi, işte bizim kitapta anlattığımız, TÜBİTAK da ona isim verdi, kent bölge dedilen, sadece kendisi değil, etrafını da içine alan. Mesela biraz sonra geleceğim İzmir, artık bir tarafıyla bir merkezi var İzmir'in. İzmir'de yaşayanlar biliyor, İzmir üzerine. Bu 20 yılda çok böyle bütün bu 3 kitapta da TÜBİTAK projelerinde çalıştık. Yani İzmir'e baktığımız zaman çok potansiyelli bir kent. Hem yaşanabilirlik temelinde, hem ekonomik dinamizm temelinde, hem de birlikte yaşama temelinde. Ama İzmir merkezi var ama aynı zamanda bütün bu yollarıyla, yeni yollarıyla, dinamizmiyle ve yaşamasıyla Manisa'yı kendi içine alıyor. O zaman mesela İzmir şeyi dediğiniz zaman, hani sanayisi dediğiniz zaman Manisa'yı dan ayrı düşünemiyorsunuz zaten. Manisa İzmir'in sanayi yeri gibi oluyor. Bergama oranın tarım yerleri gibi oluyor. Limanları hem İzmir'de var hem Bergama'da ikinci büyük limanı açılıyor. Onlara da kent bölge diyoruz. Yani city region dediğimiz, hani kent bölge diyoruz. Bunun gibi biz esasında mesela bu son iletişim kitabında Adana, Mersin mesela iki tane ayrı kent ama o kadar iç içeler ki beraber düşünüldükleri zaman daha anlamlı oluyor. Bir kent bölgeyi oluşturup etraflarına katkı veriyorlar. Örneğin Diyarbakır'dan konuştuğunuz zaman aynı zamanda Mardin'den, Batman'dan konuşuyorsunuz. Bunun gibi Konya'ya baktığımız zaman hani Konya'da etrafına ve çevresine bir ekonomi ve sermaye ve mekan ilişkisinde şeyler veriyor, etkiler yaratıyor. Çok başarılı olan daha küçük ölçekte herkesin gitmesini tavsiye etti. Mesela Eskişehir. Yani hem yaşanabilirlik, hem ekonomik dinamizm, hem birlikte yaşamada çok başarılı bir kent örneğini ortaya koyuyor. Ama etrafındaki Kütahya ya da mesela Eskişehir'de üniversiteden mezun olanlar Kütahya'da iş bulabiliyorlar gibi o etrafına da katkı veriyor. Bunlara kent bölge diyoruz biz bu kitapta.
Tabii bu bizim söylediğimiz bir şey değil. Caner, senin Koç Üniversitesi'nde tabii Ziya Ünüş olsun, yani siyasal ekonomi yapanların bildiği gibi bu küresel ölçekte yaşanan bir olay olduğu için bunun şeyleri var. Kent bölge türü tiplerin, örneğin Almanya'da Stuttgart ya da Hamburg, ya örneğin Hollanda'da herkes Amsterdam konuşur ama Hollanda'nın bu dinamizmini sağlayan esas kentlerden bir tanesi Rotterdam'dır. Bunlar mesela etraf iş bulmada, sermaye akışlarında, liman olmada, kültür olmada, o ikisi yaratıcı sınıfları, aynı zamanda işçi sınıfı, göç, bunların hepsini birleştirmede, işte bu son dönemlerde kullandığımız akıllı kent, yaratıcı kent, kapsayıcı kent, erdemli kent dediğimiz şeyler. İşte Barcelona öyle bir yer. Yani kendi başına bir şey gibi olabiliyor. Los Angeles'a baktığınız zaman bir İstanbul gibi bir havza, bir havza. Ama şeye gittiğiniz zaman, mesela Houston'a gittiğiniz zaman bir urban zone gibi, etrafını çok 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 etki ediyor. Yani bu kitaplarda anlattığımız, sen bilirsin, ben hep hani Ziya ile de çalışmalarımda küresel dinamikler, yerel, yani o ikisinin bağlantısına bakarım. Yani küresel ölçekte zaten kentlerin çok önem kazanmasında bu hem urban zone'lar, yani büyük kentler, küresel kentler, hem de onların aşağısında olan, onlar kadar büyük olmasa bile hem ülkenin istikrarı ve gelişmesinde hem de etraflarının gelişmesinde önemli olan kent bölge dediğimiz bölgeler var. Böyle baktığımız zaman zaten biraz sağımsın. Burada hemen ben de şöyle bir sıralama yapmak isterim. Bu aslında bizim standart yerel yönetimler çalışmalarının, hani kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetiminin ötesinde bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet. Yani Türkiye'yi anlamaktan bahsediyorum, Türkiye'yi çalışmaktan bahsediyorum. Evet. Yani hani mevcut çalışmalarda ki yaklaşımlarda da ötesine geçen bir Evet, perspektif var. Onu tabii. anlatmak istiyorum. O Yani yüzden yani şeyler değil, sadece hani bu kentler demek, belediyeler belediye. değil. Değil. Evet. Yani oradaki zaten 7-8 tane aktörden, biraz en son onunla bitireceğim. Çok güzel bir soru. Ama evet, yani bu esasında Türkiye çalışmasının bir yönü, bir penceresi. Yani Türkiye çalışması demiyorum. Öbür çalışmaların hepsi de çok değerli, çok önemli. Onlara katkı veren, onları tamamlayan belki. Ama belki de biraz değişik bir açıdan Türkiye'yi bakma gerekliliğini de ortaya çıkartan. Zaten bu çalışmalarımızın biraz daha etkili olmasının nedenlerinden biri de 2019 yerel seçim oldu, biliyorsun. 2019 yerel seçimlerinde bizim anlattığımız bütün bu kent bölgelerde muhalefet partileri kazandı. Ben bu çalışmaları yaparken esasında Bursa hariç hepsinin sonuçlarını tahmin ettim ve doğru tahmin ettim. Ankara, İstanbul, İzmir dahil olmak üzere. Çünkü Türkiye'nin de siyasetle, yani merkezle kent arasındaki kopukluk, siyasetle devletle toplumun dinamizm arasındaki kopukluk esasında kentlerde farklı tezahür ettiği için, mesela o kentlerde, İstanbul'da çok ciddi bir, hani değil mi, hani AK Parti'den CHP'ye, İzmir esasında orada da Tunç Soyer gelince sadece CHP'de kalmadı. Aynı zamanda Tunç Soyer'le birlikte iklim çok önemli oldu, küresel ısınma çok önemli oldu. Farklı bir yönetime doğru gitti. Ankara izliyoruz, çok başarılı Mansur Yavaş'la birlikte başka bir Ankara olmaya doğru gitti. Burada anlattığımız bir sürü kriteri uyguluyor Mansur Yavaş. Adana, Mersin esasında o şekilde oldu. Eskişehir şey yapıyor. Gaziantep mesela Suriyeliler konusunda çok ilginç bir kent. Onları da kendi içine alaraktan büyüyen. Çok ciddi sorunları var ama bu kent mekanı olmasa esasında orada çok ciddi sorunlar. Yani Türkiye'nin son dönemlerde yaşadığı mesela bu aşırı 5 milyona varan mülteci sorununun çözümünde de, yani bugün çok ciddi sorunlar yaratmamasında da çok önemli kriter bu kentlerdir. Urfa'ya, Gaziantep, esas oralarda, yani kent mekanında olaylar tartışılıyor, olaylar yaşanıyor, olaylar bir şekilde çözümleniyor. Ama yine de dönersek mesela burada hani biraz niye bunun önemli olduğu ya da niye çalışma alanı olarak düşünebileceği üzerine, mesela baktığımız zaman Türkiye evet %75 kentli ama 24 ilin toplamından daha fazla İstanbul'un nüfusu var ki bu nüfus mesela 15 milyon. Şimdi İstanbul 18 milyon, çok daha şeye geçiyor. Aynı şekilde bakalım mesela İzmir kent bölge
olmak konumunda ama bakıyorsunuz hani 9 ilin nüfusundan daha fazla esasında İzmir'in nüfusu var. Bir de oraya Manisa'yı, Bergama'yı, Aydın onları eklediğimiz zaman esasında o da bir 12-13 tane 13 tane kent ediyor. İlginç olarak mesela bu siyasal ekonomiden baktığımız zaman Türkiye'nin 2019'da gayri sahibi yurt dışı hasılasının 68 kentinin toplamı İstanbul'da. Anlatabiliyor muyum? O zaman da yani Türkiye ekonomisine İstanbul'la mı bakacağız yoksa bütün o bir ülke genelinde mi bakacağız? İşte ülke genelinde bakınca bazı kentlerin önemini biraz göz ardı ediyor olabiliriz. Yani son dönemlerde söylenen İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır demeli sosyolojik, siyasal, ekonomik temeli de var. Aynı şekilde mesela İzmir'e döneceğim için İzmir'de de mesela yani bu kent bölge şimdi kendi merkezi içinde 29 kentin toplamından daha fazla yurt içi hasıla İzmir'de var. Yani o anlamda bakabildiğimiz zaman hani sadece belediye, sadece ademin merkeziyetçilik temelinde bakmak mümkün olmuyor. Çünkü kentler arası bir farklılaşma var. Bazı kentler çok daha dinamik ve etrafına şey yapıyorlar. Onlara da kent bölge diyoruz. İstanbul'un yarısına. Şimdi buradan sonra baktığımız zaman buraya geçtik. Şuradan gelelim. Ben biraz daha hızlanarak da. Bu esasında baktığımız zaman küresel söylediğim gibi 80'lerden başlayıp küreselleşmeyle çok bağlantılı. Türkiye özelinde Avrupalılaşmayla da çok bağlantılı. Yani bugün Türkiye'nin ihracat ve ithalatının %50'si Avrupa ile dediğimiz zaman, AB ülkeleriyle dediğimiz zaman esasında bakıyoruz aynı şekilde Türkiye kentlerinin Avrupa Birliği ülkeleriyle ikiz kentler olsun, ekonomik işbirliği olsun ilişkileri hala devam ediyor. Yani kentler düzeyinde Avrupa, Türkiye, AB ilişkileriyle devletler düzeyinde farklı bir decoupling oluyor ve kentler düzeyinde esasında bu export, import yani ihracat, ithalat birlikte çalışma kentler düzeyinde daha çok oluyor. Bunlardan bahsettim. Şimdi bu kent bölge dediğimiz zaman biraz böyle bitirip sorular varsa artık bu şeyden ben çok PowerPoint kullanmam. Biraz da arkadaşlarımıza teorik referans verip hani bu kentler biraz evvel senin de güzel sorunla yaşanabilirlik, ekonomik girişimcilik, dinamizm ve birlikte yaşama bu üçlüyü getiriyor dediğimiz zaman peki bunun yönetimi, bunun burada niye bu şekilde hani kent bölgeler sadece Türkiye değil, Stuttgart, Rotterdam, Kopenhag bu tür örneklerde de çıktığında esasında burada bizim bu TÜBİTAK projesinde de son bunu uyguluyoruz. Yani burada esasında birkaç tane siyasal ekonomiden gelen referans var. Mesela Maslow'dan gelen temel ihtiyaçların hani düşük olması, yüksek olması ama temel ihtiyaçlarda ulus devlet önemli olmakla birlikte bu COVID-19'da gördük. Yani salgına karşı mücadelede kentler çok önemli oluyor temel ihtiyaçların karşılanmasında. İşsizlik olsun, yoksulluğa karşı mücadele olsun, aşı olsun, yani ihtiyacı olanlara yardım olsun. O yüzden kent mekanı yahut da hükümetle kent arasındaki işbirliğinin güçlü olması çok o anlamda hükümetlerin de kente önem vermesi. Yani kentin üzerine baskı kurmaları değil Türkiye gibi. Bu çok mesela Yeni Zelanda bu şekilde başarılı oluyor. Yani Kore bu şekilde Almanya özellikle İspanya bu şekilde şey oldu başarılı oldu. İkincisi tabii ki Lefebvre'den öğrendiğimiz, Harvey'den öğrendiğimiz haklar var. Kentli olmak esasında Hannah Arendt'in söylediği gibi haklara sahip olmak, haklara sahip olma hakkını dile getirmek. Yani orta sınıflaşma, aynı zamanda sivil toplumun gelişmesi. Bu kent mekanında oluyor ve esasında David Harvey'nin çok önemli bir lafı vardır. The right to city diye, yani kentte olma hakkı, gezip sürecinden bugüne kadar biz bunu mesela Türkiye'de sadece gezide değil, başka yerlerde de, bugün Kaz Dağları'nda farklı yerlerde bunu yaşıyoruz. Yani kent mekanına paylaşma, kent mekanı ile ilgili karar alma süreçlerine katılmak, kent mekanının korunması, kent diğer alanlar arasındaki ilişkinin korunması, haklar çok önemli, ihtiyaçlar yani needs kadar, ihtiyaçlar kadar haklar bu kent mekanında negoşiye ediliyor. Üçüncüsü biraz senin Ziya'nın filan da çalışmalarından Amartya Sen,
Nussbaum'un şeylerinden, yani capability dediğimiz, yani yapılabilirlikler, yani kentin de bir de kapasitesinin olması gerekiyor ki bu biraz anlattığım kent bölgelerde bu kapasitelerin arttığını görüyoruz. Bir de tabii varlıklar dediğimiz, biraz evvel senin söylediğin gibi daha çok McKinley'in, Florida'nın söylediği yaratıcı orta sınıflar, iş dünyası, yerel medya, üniversiteler, sivil toplum, artık kentin yönetim mekanizması sadece tek bir kurum değil, o tek kurumun kapsayıcılık temelinde kent konseyleri diğer aktörlerle işbirliğine dayanıyor. Yani bu inclusive governance dediğimiz şeyin ilk başlama yerlerinden biri kapsayıcı yönetimin kent oluyor. O yüzden kente baktığımız zaman ihtiyaçlar temelinde bakıyoruz, haklar temelinde bakıyoruz, yapılabilir yani capabilities temelinde bakıyoruz ve aktörler, kurumlar temelinde bakıyoruz. Bu esasında sermaye ile mekanın negotiation'da esasında ülke kadar önemli bir şeyi ortaya çıkartıyor. Şimdi böyle bakmanın ne avantajları var deyip hani bitireyim. Bir kere böyle bakıldığı zaman da şunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin geleceğinde esasında bir anlamda iki Türkiye çıkıyor gibi oluyor. Bir tanesi son dönemlerde başkanlık sistemiyle de başlayan daha merkezi, daha güçlü, yürütmeye dayalı, daha Ankara'dan, daha devletten bir hükümetten yönetim. Fakat bunun Türkiye'nin dinamizmini yönetmesi mümkün değil. O yüzden de esasında bakıldığı zaman devlet, ulus devlet önemli olmakla birlikte muhakkak kentlerin Türkiye'si, kent yönetiminin önünün açılması lazım. Kent yönetimi içinde ihtiyaçlar, hatlar, yapılabilirlikler ve varlıklar temelindeki tartışmanın önünün açılması lazım. O tartışmaya olanak verilmesi lazım. Ona yeni yerellik deniyor. Yani bütün aktörleriyle, katılımcılığıyla, evet. kapsayıcılığıyla. Yani öyle bugün mesela baktığımız zaman bir yeni bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde tahayyül edilen bir güçlü Türkiye gibi bir Türkiye var. Fakat bir de sosyolojik, ekonomik, siyasal ekonomik yalan o yerellikle gelen küreselleşmeyle artiküle olmuş, Avrupalılaşmayla artiküle olmuş. Daha çok bu kent bölgeler tarafından götürülen ihtiyaçlar, haklar, yapılabilirlikler ve varlıkların esas negoşiye edildikleri, yaşama geçirildiği kentler var. O yüzden yani ikinci Türkiye'nin esas temel referansı bence hükümetler kadar yerel yönetimler, yerel yönetimlerin yönetiş biçimleri, o kapsayıcı yönetimlerin kurulması. Buna biz hem 8 kentin hikayesinde hem bu kentlerin Türkiye'sinde kent koalisyonu dedik. Yani Urban Growth Coalition, bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Aydın Hocamızın Mimarlık Fakültesi'nde Aydın Hocamızın geliştirdiği bir kavramdır Antalya üzerine çalışmalarında. Baktığımız zaman artık kentlerin iyi yönetilmesi için muhakkak kentsel yönetim, kentsel büyüme ya da kentsel yönetişim koalisyonlarının kurulması lazım. Kapsayıcılık temelinde kurulması lazım. Hakların tanınması temelinde kurulması lazım. Yani sadece ekonomik büyüme, sadece orta sınıflaşma, sadece ekonomik yani işverenler, ticaret odaları, sanayi odaları değil. Diğer odalarda kooperatifler, kent konseyleri bir yani kent kendisini ne kadar düşünürse bu düşünceleri görüyoruz ki Türkiye kentlerinde ister hani İzmir olsun, ister Kayseri, Konya olsun, ister Adana, Mersin olsun, ister Diyarbakır, ister Van, ister Samsun, daha global düşünerek, daha Avrupa ile birlikte düşünerek yapıyorlar. Yani o anlamda yaratıcı sınıfların ortaya çıkmasının temel mekanı esasında kentler oluyor. Akıllı kentler biraz neoliberaldir. Ben onlara Barcelona'da çalıştım bu konuları. Erdemli kent, kapsayıcı kent diyorum. Yani Yeni Zelanda örneklerinde falan da gördüğümüz gibi. İnsan odaklı daha. İnsan odaklı ama yani diğerlerini içererek onlarla birlikte karar veren, yani Yeni Zelanda mesela kapsayıcılıkta yerel yönetimler ve sivil toplumla birlikte başarılı oldu. Kore biraz daha öyle. O tabii öyle olunca sosyal cohesion'da, yani kutuplaşma yerinde birlikte yaşama normlara uyma da daha da artıyor. Bu çalışmaların sosyal cohesion'da da çatışma çözümüyle de şeyleri var. Yani bu anlamda esasında kentte bakmak değişik olanakları ortaya çıkıyor, çıkartıyor. Son olarak da esasında baktığımız zaman biz bu şekilde yaptık ama
Türkiye'deki mesela yani şeyde de çalışanlar var bunu Koç Üniversitesi'nde de. Yani çatışma çözümü alanında çatışmaların Kolombiya örneği olsun, Türkiye örneği olsun, yani daha önce tabii İrlanda ve Güney Afrika örnekleri vardı. Hem çatışmaların olduğu hem de çatışmaların çözümünün kent olduğunu, yani ona urban worldlar deniyor. Yani urban esasında kent mekanı çatışma çözümünün de çözümü gibi oluyor. Biz mesela çalışmalarımızda Kürt sorunun temelinde tartıştığımız bir sürü sorunun çözümünün esasında bu Diyarbakır olsun, Van olsun, Kars olsun. Mesela Kars'ta ilginç bir deneyim vardı. Kars'ta HDP olmasına rağmen diğer partiler de geldiler ve Kars için Ayhan Bilgen'in belediye başkanlığında daha kapsayıcı, bugün Yeni Zelanda örneğine yakın bir şekilde, yani Kars'ı nasıl temel ihtiyaçlar temelinde güçlendirdiğini, başarı elde ettiler. Yani o anlamda esasında kent yönetimleri sadece ekonomi, sadece hani bir Türkiye'yi anlamak değil, Türkiye yönetiminin de farklı boyutlar içinde çatışma çözümü olsun, aynı zamanda birlikte yaşama olsun, social cohesion dediğimiz normlara uyma olsun, kutuplaşmaya karşı mücadele olsun. Burada da tabii ki devlet önemli, tabii ki devlet bağlamındaki kurumlar önemli, ama kentlerde esasında çok önemli oluyorlar. Biraz evvel söylediğim mesela Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, 5 milyona varan mültecilerin çözümünde de kentin iyi yönetimi olmadan, kente o otonomi, o karar verme, yani adami merkeziyetçilik olmadan, o urban coalition olmadan mümkün olmuyor. Tabii siyasi sonuçları da var, o şekilde bitireyim. 2019 yerel seçimlerinden beri, yani 2023-22'de yapılan seçimlerin de kimin kazanacağında esasında baktığımız zaman, hani muhalefet partileri kadar, bugün değil mi, İstanbul kentine bakıyoruz, Ankara'ya bakıyoruz, diğer kentlere bakıyoruz. Kentlerin performansı da çok önemli oluyor. Macaristan mesela, tabii Ziya Önüş çalışıyordur, bir Macaristan gibi. Budapeşte yönetimi çok önemli. Şimdi iki tane Macaristan var gibi. Budapeşte belediye başkanlığının yönettiği Macaristan'la Orban'ın yönettiği Macaristan aynı değil. Aynı şekilde Londra belediyesiyle, hani şey gibi, yani bu Britanya yönetimi gibi. Aynı şekilde biz bunu mesela COVID-19'da Trump'a karşı bazı eyaletlerde gördük. Yani yeni yerellik dediğim, sadece ulus devlet değil, bu kentlerin giderek önem kazandığı bir Türkiye'de, bir dünyada yaşıyoruz. Sadece yani understanding, o ülkeyi anlamak, o dönüşümü anlamak açısından değil, daha da önemlisi o ülkenin yönetimi, daha iyi yönetimi, daha istikrarlı, daha birlikte yaşamaya, toplumsal uyuma dönük yönetimi temelinde de kenti dikkatli almamız lazım. O yüzden kentlerin Türkiye'si bize öyle bir şey söyleyeyim deyip burada bırakayım Caner. Sorulara evet, geçeriz. Tabii ki. Çok çok teşekkür ederim. Her şeyi, stop'u bunu artık şey yapayım. Yani evet. Başka arkadaşları görebiliyorsak şey yapalım. Evet. Bu soruları çok çok öncelikle çok çok teşekkürler. Gerçekten çok kıymetliydi ve bir perspektif vermesi açısından da, yani kentlere, mekana nasıl yaklaşmamız gerektiği ve bundan ne anlamamız, yani yeni bir hikaye oluşturma açısından da kıymetli bu tür tartışmalar bence. Ve bu aynı zamanda da kurumsal, yani bahsettiğiniz o hani ihtiyaç, haklar, yapabilirlik, varlıklar, kent koalisyonunun oluşması, yeni yerellik kavramı, bunların önündeki kurumsal zorlukları da dikkate almak gerektiği kafamda canlı. Evet. Anayasasından, idare hukukundan tutun da, değil mi? Hani belediyelere ya da Türkiye'nin daha yapısal boyuta geçip kültürel, siyasal rejimi vesaire bunlar. Ama gerçekten benim için pencere açan bir konuşma oldu. Tekrar çok teşekkür ederim. Şimdi biz sorular eğer arzu ederlerse yazarak dinleyicilerimizden alıyoruz ya da söz hakkı verebiliyorum. Bu şekilde onlar kendilerini bir cümleyle tanıtıp sorularını paylaşıyorlar. Görüntü o anlamda paylaşma şeyimiz yok bu mevcut formatımızda.
Ben bu yüzden hani dinleyicilerimizden chat kısmına sorularını yazmalarını veya el kaldırarak susak bis diyebilirler. Onlara konuşma şeyi verebilirim. Bunu yapabiliriz. Ben hemen ilk sorumuzla başlayayım. Ali Çağlar'dan gelmiş bir soru. Günümüz kentlerinde söylenenlerin yanı sıra çok merkezli kentsel yapıların oluşması sosyokültürel açıdan bir anlamda paralel kentsel mekanlar oluşturulmuş bulunmaktadır. Bu konuda yorumunuz ne olabilir? Evet. Bu esasında teşekkürler. Tabii bu benim anlattığımın önünde iki tane çok önemli engel var. Yani kentler Türkiye'sini düşünmek, o şekilde düşünmenin. Bu Türkiye bağlamında, dünya bağlamında paralel bir tabii ki bu piyasa ekonomisi dediğimiz, aşırı piyasalaşma dediğimiz bir yani neoliberalizm dediğimiz bir şey var. Yani onun hegemonyası esasında kentlerin kendilerini ilerletmelerinin önünde çok önemli bir engel oluyor. Aynı şekilde bu Türkiye'de yaşadığımız biraz Türkiye'ye özgü bu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yani merkezi yapının çok güçlenmesi ve onun esasında yerel anlamdaki yerel yapılarının güçlenmesi, yerel koalisyonların kurulması, kentlerin yönetimi önünde yani bu aşırı merkeziyetçilikle aşırı piyasalaşma çok fazla bir engel oluyor. Şimdi böyle olunca Ali buradan gidersek, Ali Çağlar'ın sorusuna gelirsek, tabii böyle olduğu için hani kentler esasında yine de var olan yönetimler altında çarpık kentleşmeyle gittiği için böyle paralel yapılar da doğabiliyor. Yani onu görebiliyoruz. İstanbul'da da diğer kentlerde de görebiliyoruz. Aşırı inşaatlaşma olabiliyor. Yahut da yani çok zengin bir yerin yanında gece kondular yahut da kötü inşaatlaşma olabiliyor. Yahut da tersinden bazı yerlerde iyi yönetilirlerse de yani bazı yerler mesela hani Eskişehir biraz öyle gibi daha hani yaratıcı sınıfların olduğu, kültürel sermayenin olduğu yerler, bazıları daha sanayi yerleri gibi çoğulculuğa da gidebiliyor. İki tane olası sonucu var yani kentlerin gelişmesinde. Mesela hani biraz hani daha şeydir piyasaya dönük daha ekonomi temelinde bakar ama yani Florida'nın mesela yaratıcı sınıf kavramı hani San Francisco'ya oralara falan baktığımız zaman belli alanlar kültürel sermaye temelinde güçleniyor. Belli alanlar ekonomik sermaye temelinde güçleniyor. Böyle olunca olumlu bir paralel değil ama farklılaşma oluyor. Fakat benim ondan anladığım esasında bu aşırı piyasalaşma ve aşırı merkezileşme temelinde esasında mesela Brezilya'da bu tür örnekler var, Hindistan şeylerde. Hani o daha çarpık kentleşmeye doğru gidip esasında daha kent mekanının, kentin yönetimini çok daha zorlaştırıyor. Yani o şekilde yanıt verebilirim. Yani o da bu şeyin soru. Fakat o çarpıklık daha çok o devlet ve devletin aşırı piyasalaşmaya dönük politikalarından kaynaklanan bir şey. Dondun galiba Caner dondun mu? Tekrar bağlanıyorum. Beni duyabiliyor musunuz şu anda ekranım? Ben duyuyorum. Ekranı dondu ama. Eğer arkadaşlar duyduysa soruya yanıt verdim. Tamam. Ben şimdi ekranımda bir sıkıntı oldu. Sadece şeyi... Ben orada bunu çözünceye kadar chat kısmında gelen başka sorular varsa... Ben chat kısmında göremiyorum ama evet. Koray Göymen Hoca'nın bir program öncesi yolladığı bir şey vardı, Kanal İstanbul. Mesela onun sorduğu Kanal İstanbul'da da hani bizim anlattığımız
kent bölge yahut da kent mekanı ve onun govern, onun yönetimi temelinde hani bu Ekrem İmamoğlu bu şekilde pozisyon alıyor diye söylemiyorum ama yani kentlerin Türkiye'sinde Kanal İstanbul'un yapılmasının çok rasyonel olmadığı sonucu çıkabiliyor. Yani Kanal İstanbul'un getirileri ve kötüleri hem yaşanabilirlik temelinde hem ekonomik yapılar içinde hem de birlikte yaşama temelinde. Tabii ona bir de yani bu bağlamda bu kadar büyük projelerde iklim ve doğanın korunmasını da koyacağız. Yani bu dört alanda bence çok yapılması uygun olmayan bir proje. Fakat o tabii merkezden olarak karar alınıyor. Biraz evvel söylediğim aşırı merkeziyetçilik ve aşırı piyasacılığın sonucunda ortaya çıkmış bir karar. Bir chat var. Özlem galiba. Ben... Özlem galiba burada. Özlem, evet. Hı-hı. Özlem seni de görmek çok şey. O sesli sormak istiyormuş ama nasıl sorulacak? Ben ayarlayabiliyor muyum burada? Ben yaptım. Daha doğrusu Özlem verdi bana. Evet, çok tanıştık. Merhaba Fuat Hocam. Nasılsınız? Merhaba. Öncelikle. İyiyim. Sağ olun. Valla bu kitapları hemen edinmeye karar verdim. Sağ olun. Evet. Blodem de böyle çok güzel paneller düzenliyor. Çok harika oluyor. Caner'i sonra... şey yaparsak tamam. Onu nasıl müte ediyorum bilmiyorum büyüde, ama büyüde alırsa ama bir şey. Tamam. Şey tamam. Benim burada gördüğüm kadarıyla çok çok farklı kent tiplerinden bahsediyoruz, evet. Ve aslında mekan tipolojisi çıkarmaya doğru burada bir adım var. Burada evet. Mekan tipolojisine siz yönetişim yönünün yönüne kadar büyük katkılar yapabileceğini gösterdiniz. Hem teorik anlamda hem de politik anlamında. Ama başında şöyle bir şey dediniz, ben ona geri dönmek istiyorum. Coğrafyayı da ben okuyorum çok dediniz. Bence burada sizin yaptığınız işte coğrafya tartışmalarına, coğrafyadaki mekansallığa da bir katkı var. Hani o katkı sizce ne, nasıl gözüküyor, coğrafya tartışmalarına nasıl eklemleniyorsunuz diye soruyorum. Valla ben burada sevgili Özlem, yani bu alanda da yani hep kendimi biraz öğrenci diye görüp hani merakımı çekenleri okurum, öğrenirim. Yani coğrafyadan öğreniyorum fakat yani coğrafyadan öğrendiğim kadar esasında kentlere gittiğimiz zaman biraz hani Ahmet Hamdi Tanpınar'ı da koymamızın nedenlerinden bir tanesi. O kentin kültürel tarihini, o kentin o kentin mekansal tarihini yani sadece var olan insanlarla ya da kurumlarla mülakatlar değil aynı zamanda. Yani edebiyatını okuyoruz, yerel. İşte o anonim fıkralar şey olsun onlara eğiliyoruz. O yüzden esasında yani coğrafyadaki öğrendiklerimi tamamlayıcı esasında tarih okumaları, edebiyat okumaları, oradaki hikayeleri dinlemeler oldu. Yani öyle olunca tabii ki biraz evvel senin söylediğin gibi yani bu mekan şeyinde onun sosyolojisi sadece sosyoloji olarak değil, tarih olarak da antropoloji, etnografi yani bütün o şeyleriyle eleştirel edebiyat, onların hepsiyle birlikte geliyor. Zaten öyle anlayabiliyorsun yani kentte olanları. Öyle olduğu için hani mülakatları yaptıktan sonra muhakkak hani orada çarşılara gitmek, insanlarla konuşmak sağ olsun. Onlar da güveniyorlar, konuşuyorlar. Oralardan daha fazla öğreniyorsun. En azından hani öğrendiklerinle mülakatla öğrendiklerin yahut da okuyarak öğrendiklerin arasında o kontrol mekanizmaları ortaya çıkıyor. Evet, senin söylediğin gibi hani coğrafya, eleştirel coğrafya çok öğretici oluyor ama aynı zamanda biz bu kentleri çalışırken bir şeye de bakıyoruz. Yani çok boyutlu olarak da bakmaya çalışıyoruz. Bazı yerlerde mesela çok benzer olan Konya ile Kayseri arasındaki farklar biraz tarihten, kültürden ve oralardan gelen şekilde Avrupalılaşma ve küreselleşme ile eklemlenmelerden de kaynaklanıyor. Yani Konya'yı anladığınız zaman esasında Konya'nın o gittiğiniz zaman gördüğünüz şekilde yani o Mevlana'ları olsun, o tarihselleri, Rumi'leri onları bilmeden Konya'yı anlamak mümkün değil. Hani Kayseri'de hep böyle bir muhafazakar moderniteyi bilir ama tarihe gittiğiniz zaman çok kültürlü de bir yapıya sahip ve onları gördüğünüz zaman tabii ki oraları hem dinlemeniz hem okumanız hem de oraların söylediklerini anlamanız daha olası oluyor. O yüzden biraz daha interdisipliner dediğimiz bir yöntemle buralara bakıyoruz. Ben ama tabii bunu hala hani kendi açımdan şu ana kadar
Yani 3 kitap, bir sürü makale çıkardım. Doktora tezleri yönettim, master tezleri yönettim. Projeler yaptım ama ben bunu hala bir öğrenci olarak yapıyorum. Yani merakımı ilgilendiren. Fakat şunu söyleyeyim. İlk o Peter Berger ve Samuel Huntington'la yaptığımız 97-28 Şubat darbesinden biraz sonra, yani 98 sonlarında başlamıştı. Da o günden bugüne kadar, hani bu 2002 seçimlerde AK Parti'nin kazanması, bugüne gelen o dönüşümler, bugünkü otorite, bunların hepsini anlamada seçim sonuçlarına kadar esasında bu kentleri anlamak, Türkiye'yi anlamak çok bana şey oldu, öğretici geldi. Yani o yüzden diyorum, yani bu bir sadece yerel yönetim değil, yani Türkiye'yi anlamanın, tam da senin söylediğin gibi, daha akademik olarak mekan tipolojileri ya da mekanı değişimini anlamanın bir yolu gibi. Ama ben hala öğrenme sürecindeyim. Yani o yüzden de burada hani bir uzman olarak da, biraz evvel Korel Göğmen'de çalıştıklar konuş, onun kadar hani onun gibi uzman olarak değil, yani farklı alanlardan gelip o alanlardan la birlikte kenti düşünmeyi. Bir de şöyle bir şey oldu. Tabii Anadolu kentlerindeki arkadaşlar, yani Şerif Bardin'in söylediği, yani ona şey derler, hani merkez yerine çevre ve çevrenin dönüşümü çalışıyorsun diye. Yani Anadolu kentlerinde çevredeki dönüşüm, yani çevrenin merkezileşmesi, çevrede merkezlerin doğması, orta sınıflar, yeni yerellik falan. Yani onlara da esasında ilginç bir şekilde çok ilgi olmamış. Yani ben çok şaşırdım esasında. Hani ben bu şeyin söylediği, Caner'in söylediği, Berlin Lorenz'la ile ilk kentler kitabını yazdığım zaman, ya o kitap Anadolu kentlerini birlikte düşünen ilk kitap olmuştu. Yani ilginç bir şekilde bir eksiklik var orada. Yani Türkiye'deki kent çalışmaları daha çok İstanbul kentlerine dönük olarak oluyor. Yani Anadolu kentlerinin tek tek de olabiliyor. Fakat onları birlikte düşünmek, daha böyle bir hani siyasal ekonomi, coğrafya, sosyoloji, edebiyat, o şekilde, yani kültür, ideoloji, ekonomi, siyaset üçgeninde ve ama daha böyle global yerel eklemlemede düşünmek. Bu bir açılım yarattı. Yani bakıyorum ben, hani bizden sonra çalışanlar var. Sağ olsun. Davet ediliyoruz. Esasında kentlerde, Kayseri'de oldu. Yani yerel medyadan üniversitelere kadar bu konularda şeyler düzenliyorlar, workshoplar falan. Böyle bir hani senin söylediğin gibi bir mekanı öğrenme, mekan tipolojilerini sadece tek bir yerden değil, farklı yerlerden öğrenme. Bir de tabii coğrafyadan gidersek o bana şeyi de öğretti. Scale denen, yani ölçek denen bir kavram. Yani o ölçekte İstanbul'u konuşmakla İzmir'i konuşmakla başka bir kenti konuşmak aynı değil. Yani büyük scale, orta scale, yani scale çok, ölçek çok önemli. Onu da tabii coğrafyadan öğrenip, yani biraz scaling yaparak daha hani küresel büyük kentler, daha böyle kent bölgeler ve diğerleri falan gibi çalışıyoruz. Peki, burada bir şey, bir tane daha var. Özlem, çok sağ ol Özlem. Korel Hoca da şey yapmış. Ali de. Başka galiba soru, bir tane daha mı var? Soru benim. Ha, Şuhnaz'ın var. Dur bakayım. Şuhnaz. Sağ ol Şuhnaz'cığım. Evet, tabii Şuhnaz da tabii bunu çok önemli bir soru sormuş. Ve bu tabii bundan sonra yapacağımız çalışmalar Şuhnaz. Şuhnaz'ın sorduğu soru, bu benim anlattıklarım kentler, kentlerin Türkiye'sinin yeşil mutabakatla bağlantıları, sürdürülebilirlikle bağlantıları. Bence şunu göreceğiz. Yani Türkiye mesela bir anlamda Paris Anlaşması'nı ya da Birleşmiş Milletler UNDP'nin Sustainable Development Goal dediğimiz, hani sürdürülebilir kalkınma hedefleri, ki bu kentlerin kendilerini sustain etmelerinde çok önemliler onlar. Fakat görüyoruz ki mesela bu, hemen söyleyebilirim, İstanbul, İzmir, Ankara, bunların küresel aktörlerle, Dünya Bankası olsun, UNDP olsun, diğer aktörlerle bağlantıları artıyor. Onlar yeşil mütabakatı, Paris Anlaşması'nı tabii de yani legal olarak imzalayamayabilirler ama daha fazla adapte ediyorlar. O yüzden de Avrupa Yeşil Mütabakatı'nın uyumunda, Türkiye'nin o bağlamda uyum göstermesinin en temel aktörlerinden biri bence bu merkeziyecilik içinde hükümetten ziyade esasında kentler olacak. O yüzden bu iki Türkiye anlayışı içinde ikinci Türkiye'nin daha, yani böyle yerel ama küreselle, bölgeselle artiküle olmuş, bu küresel bölgeselin sağlık, iklim, demokrasi, güvenlik, ekonomi, bu beşgendeki hareket tarzına daha adapte olabilen
bir yapıda olacağını görüyoruz. O yüzden ona decoupling ya da disconnect dersek yani akademik olarak bir farklılaşma, bence devlet temelli Avrupa Birliği ya da Türkiye küreselleşme, Türkiye Avrupa Birliği tartışması kadar önemli olacak. Bu kilit kentler, İzmir, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Eskişehir gibi kilit kentlerle Avrupa Birliği, kilit kentlerle bölgesel ve küresel aktörler arası işbirliği de bakarak da Türkiye'yi anlamamız gerekecek. Çünkü ilginç bir şekilde bu kentler, bu Kanal İstanbul tartışmalarında o soruda da vardı, ona ek olarak da söyleyebilirim. Bu kentler bence bölgesel ve küresel işbirlikleriyle ulus devlet temelinde, hükümet temelinde leverage sağlayacaklar. Yani öyle olduğu zaman hani etkileri daha artacak. Bunu şeyde görüyoruz mesela, hem İstanbul olsun, onların Avrupa Kalkınma Bankası'ndan, diğer yerlerden aldığı büyük projeler var metro inşaatlarıyla. Görüyorsun ki yani İstanbul'un yönetiminde küresel ve bölgesel düzey çok önemli oluyor. İzmir aynı şekilde gidiyor. Onlar da alıyorlar. O yüzden Şuhna, sorduğun soru çok önemli. Zaten biz de hem Sabancı hem de İstanbul Politikalar Merkezi olarak yeşil mutabakat temelinde ve diğer alanlarda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin, Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin, Türkiye'nin küresel yapıyla ilişkilerinin çok taraflılık temelinde yeniden canlanmasında kentler çok önemli ölçek ve Özlem'in sorduğu mekan temelinde olacak. Oraya odaklanıyoruz. Ben şahsen oraya odaklanarak bakmaya çalışıyorum ve bu bağlamda da sizle yaptığımız gibi Avrupa'nın kritik kentlerinde çok önemli toplantılar da yapılıyor. Yani onlar da Türkiye'nin bugünkü dönemi yapısında sadece siyaset ve siyasi partilere ve yönetime bakmıyorlar. Aynı zamanda yani bu yerel yönetimlerin biraz evvel söylediğim mekanın örgütlenmesi ve oradaki tartışmalara ve oradaki açılımlara bakıyorlar. O yüzden de hani bence bu alanda da kentler çok önemli olacak. Yani Avrupa Birliği ilişkileri ve dünya ile ilişkiler temelinde Türkiye'nin dönüşümüne bağlı olarak. Çok çok sağ ol Fuat Hocam. Harika ufuk açıcı bir konuşma oldu. IPC'deki bu konudaki faaliyetlerinizi de zevkle takip ediyoruz. Evet. Gerçekten bu ikisini bağdaştıran çalışmaların da çok artmasını umuyoruz gelecekte. İnşallah hep beraber yaparız ama sizleri duymak da yani hem Caner oldu, Özlem oldu, Şuhnaz Koroloji da çok iyi oldu. Çok teşekkürler. Tekrar çok teşekkürler. Harika bir konuşma oldu hocam. Benim bir sorum var. Şimdi bu hani bir kent koalisyonunun önemini anlıyoruz anlattıklarınızdan. Bu koalisyonda farklı düşüncelerde, farklı çıkarlarda olan aktörleri böyle birlikte çalışabilecek, işbirliğine teşvik edecek, aralarında koordinasyonu, eşgüdümü sağlayacak, yani bir hedefe, ortak bir hedefe bir arada tutacak nasıl bir diskur geliştirilebilir, nasıl bir çıkar dinamiği? O çok güzel bir soru Caner. Mesela İzmir, bu benim sunuşumda onu tam göstermedim ama İzmir'in bir haritası var. Yani İzmir kendi halindeyken bu kent koalisyonunu kuramıyordu. Yani belediyeyle valilik, belediyeyle üniversiteler, belediyeyle şeyler, iş dünyası falan, orada kopukluklar vardı. Daha önceki çalışmalarımızda, kitaplarımızda mesela İzmir'in potansiyelini uygulamaya sokmadaki en önemli engellerden biri kent koalisyonunu kuramaması gibi oldu. Fakat öbür taraftan son dönemlerde esasında hem İzmir'in Manisa ile bağlanması, İzmir'in Bergama'ya gitmesi, kent bölge olması, fakat Tunç Soyer'le birlikte yani bu değişim mekanizmasıyla biraz evvel Şuhnaz Hoca'nın söylemiş olduğu yeşil mutabakata, UNDP'nin SDG'ler mesela yerel yönetimlerin küresel ve bölgesel aktörlerden proje almalarının en önemli conditionlarından bir tanesi bu, değil mi? Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini uygulamaya. Şimdi öyle olunca bu tür hedefler tam da senin söylediğin gibi İzmir'de mesela yeşil mutabakat çok önemlidir orada. Daha evvelden kurulamayan mutabakatların kurulmasını yol açmaya başladı. Mesela İzmir'e gittiğiniz zaman bayağı İstanbul'dan İzmir'e göç var. Bazı iş dünyası İstanbul'a da şeyini kullanıyor ama headquarter'larını İzmir'e götürüyor. Mesela şey olarak
kiralardaki artış olarak Manisa mesela çok daha böyle giderek önem kazanıyor. Çünkü Manisa'ya olunca hem Bodrum, Marmaris gibi o yerlere yakın oluyorsun, hem İzmir'e hem İstanbul'a yakın oluyorsun. Yani İzmir bunu sağlamış oldu. Fakat tam tersten gidersek Konya daha evvelden hani sanki hükümete yakın olduğu için bu koalisyonu sağlar gibi gözükürken şimdi bu aşırı merkeziyetçilikle Konya'ya gittiğiniz zaman hükümete yakın olmak da mesela bu hedefi çarptırtıyor. Çünkü hükümete yakın olunca bu merkeziyetçilikte Konya'ya gidip görüyorsunuz. Mesela belediye diyor ki şu Naz Hoca'nın sorusu gibi ben yeşil mutabakata adapte olacağım. Ben organik tarıma gideceğim. Biliyorsunuz Konya çok tarım olarak da çok önemlidir. Hani kuraklık sorunu da yaşayan bir yerdir. Fakat orada hükümete yakın çevreler hayır sen burada inşaat yapacaksın diyorlar. Hani aşırı piyasacılıkla ihtiyaçlar şey oluyor. O yüzden de mesela Konya'daki bu koalisyonun kurulması ve yönetilmesinde sorunlar var. Kutuplaşma tabii. Aynı şekilde. Yani şey sağlıyor. Bu bize yani bu son söylediğiniz Konya örneği de aslında hani kent, mekan, siyaset ilişkisi dediğiniz tabii. Değil mi? Dinamikte hani kentsel dönüşüm, TOKİ, belediye hani hani burada da çünkü bir grup belli bir noktaya doğru çekerken başka bir grup da ters bir yöne ya da çekecek şekilde bir. Tabii. Bir de onu tabii oradaki güç mekanizmalarında merkezden beslenen tabii. Grup benim yapacağım olacak diyor ve belediye. O yüzden mesela bu tabii onu söylemedim çok politik olur diye ama bu kitaplarda çıkardığımız yani şu anda mesela hükümete yakın olmak da kentler için bir dezavantaj. Çünkü koalisyonu kuramıyorlar, yapmak istediklerini yapamıyorlar. Ankara belirlemeye başlıyor bir. Daha da kötüsü Ankara adına orada olanlar yani mesela AK Parti İl Başkanlığı hayır diyor. O zaman koalisyon kurulamıyor. Anlatabiliyor muyum? Kutuplaşmaya doğru gidiyor. O yüzden hükümete yakın olmak da çok iyi değil burada. Esas olması gereken tabii bu yani piyasa aşırı piyasacılık ve aşırı merkeziyetçilik sorunundan kentlerin Türkiye'sinin önü engelleniyor. Burada yapılması gereken esasında Türkiye'nin yönetiminin daha tam da senin anlattığın Ziya'nın çalışmalarında falan olan daha inklusif olması. Yani Türkiye'deki yönetim, belediye, yerel yönetimler, sivil toplum arasında bu kapsayıcı yönetimin oluşmaya başlaması. Tabii öyle olunca mesela bunu Covid döneminde biz Senem Aydın'la bir Türkiye, Brezilya, Hindistan makalesi yazdık. Şimdi niye Yeni Zelanda başarılı oldu deyince esas da orada kapsayıcı yönetimi görebiliyorsun. Yani hem hükümet hem yerel yönetimler hem sivil toplum birlikte çalışınca social cohesion artıyor, kutuplaşma azalıyor, normlara uyuluyor ve salgına karşı mücadele edebiliyorsun. Kapasiten artıyor. Halbuki Türkiye'de var. Güçlü bir güven de var değil mi? Evet, güven var. Sosyal cohesion dediğim güven yani. Güveni artıyor. Güney Kore biraz daha otoriter ama yine o güveni arttırabiliyor. Fakat evet. Türkiye'de hükümet mesela hani belediyelerle eğer hani muhalefet belediyesi belediyelerle çalışmak istemiyor. Çalışmak istemeyince hem salgına karşı hem Suriyeliler sorununda yönetime çekmekte sorun yaşanıyor. Şimdi öyle olunca esasında buraya akademik bakmak çok önemli. Akademik baktığın zaman yani bu bir politik tercih değil, bir iyi yönetim tercihi, yani kapsayıcı yönetime şey yapmak. O anlamda koalisyonların önünde bu tür engeller var. Hatta daha önce kurulmuş koalisyonlar sonra mesela Çorum bir dönem ilerleyebiliyordu, sonra şimdi durdu mesela. Bunlar kolay değil çünkü şunu hiçbir zaman söylemiyorum. Yani ulus devlet, ulusal yönetim, hükümet önemsizdir değil. Hükümet de çok önemli. Şimdi mesela onların da durmasının önünde mesela Türkiye'nin aşırı merkeziyetçilik esasında 2010 yıllarında, 2015'e kadar giden dönemlerde, 2002-2014 döneminde potansiyelli olan Konya gibi yerleri çok bozdu. Suriyeliler sonunda Urfa'yı çok sorunlu hale getirdi. Gaziantep sallanmaya başladı. O yüzden kentlerin Türkiye'si hiçbir zaman hükümetin, ulus devletin, ulusal kurumların önemsiz olduğu bir ülke şey değil, bir Türkiye değil. Tam da aksine kentlerin yönetimini, kentlerin Türkiye'sini önemsemek, yeri yerelliği önemsemek, ademi merkeziyetçiliği önemsemek ve Türkiye'nin küresel dünyayla, bölgesel dünyayla o dünyanın değişimine göre, mesela şu anda Şunuz Hoca'nın sorduğu iklim, küresel ısınma, tam bu iklimle, yeşil mutabakatla, istihdam, işsizliğe
çözüm bulma. Yani bunlar esasında ulusal kararları gerektiriyor ama uygulaması kentlerden başlıyor. Yani kentleri önünü açmak lazım. O yüzden bence yani kentlerin Türkiye'si biraz Türkiye'nin geleceği gibi oluyor. Yani o tabii bunları söylemem onların öndeki engellerden konuşmamak anlamına gelmiyor. Fakat 2019 yerel seçimleri bence bir sürpriz değildir. Yani bütün bu süreçlerin sonucunda bir mesajdır aynı zamanda. Yani Türkiye bu şekilde yönetilirse daha iyi olur deyip, yani orada da zaten işte Mansur Yavaş'ta hani CHP'li olması değil, yani baktığınız zaman objektif olarak daha değişik bir yönetim tarzı var değil mi? Yani İzmir'de de var, hani İstanbul'da da biraz var. O yüzden hani Adana, Mersin böyle şeyde. Burada biraz hani vizyoner olmakta yarar var. Tabii bunun daha spesifikleri var. Öyle bitireyim ben Caner, senin alanında. Mesela bizim bu yaptığımız çalışma teşvik sistemi vardı biliyorsun siyasal ekonomide. Ondan daha iyi bir yapı ortaya çıkartıyor. İkincisi bölgesel kalkınma ajansları vardır. Onlar önemlidir fakat iyi çalışmazlar. Mesela o tür yerlerin daha iyi çalışmasına olanak veriyor. Üçüncüsü de tabii kentler yerelden bahsetmek Kürt sorunu olduğu için biraz hani bölünme falan çok olur ama kentler, kent bölge esasında o yani Avrupa yerel yönetim şartnamesiyle hani acaba ne olacak yani o şüpheleri ortadan kaldıracak yani Avrupa yerel yönetim şartnamesinin kriterlerini alıp Türkiye içinde bir yani kendisini uygulama sokmasını sağlıyor. O yüzden hani böyle bir ama acaba bölünebilir miyiz gibi o korkuları da ortadan kaldıran bir şey. Çünkü kentlerin iyi yönetimi bence sorularda olduğu gibi Türkiye'nin istikrarının, Türkiye'nin geleceğinin, Türkiye'nin birlikte yaşama gibi, güven gibi, toplumsal uyum gibi bu tür sorunları çözmesinin bence yeterli değil ama gerekli kriteri. Yani öyle bitireyim yani kentlerin Türkiye'si de bir Türkiye'nin geleceğinin iyi olması için belki yeterli değil. Orada tabii bir ulus devlet falan var ama yani necessary, yani maybe not sufficient but necessary condition for good governance. Deyip böyle bir şekilde bitirelim. Bir soru daha varmış. Şey yapmayayım da Ali Çağlar galiba şey yaptı. Var mı bir soru daha? Parmak kaldırmış Ali Çağlar. Tamam, hemen konuşma şeyi verdim. Evet. Ya şimdi evet. Ali şey yapıyor mu? Bu büyükte onu şey mi yapmak lazım? Şimdi geliyor mu sesim? Geliyor. Sayın Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Çok ifade ettik. Bu son anlattığınız benim kafamda başka bir şey çağrıştırdı. Acaba bizim yönetim anlayışımızda ben merkezci bir siyasal perspektif yok mu? Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında hepimizin Türkiye'si diye bir ortak kaygı yok. Benim Türkiye'm kaygısı var. Yani İslamcı kanadın bir Türkiye'si var. Kemalist kanadın bir Türkiye, yani kafasını oluşturmak istediği, milliyetçi kanadın kafasında oluşturmak istediği bir Türkiye var veya işte Kürt milliyetçilerin oluşturmak istediği bir Türkiye. Herkes kendi Türkiye'sini inşa etmeye çalıştığı için ideolojik bazda bir işte güreş minderinde güreşiliyor. Yani işte insanların halk ekmek büfelerinin sayısının arttırılması gerekiyor. Diyelim bu işte bir sürü dar gelirlinin sorunlarına bir anlamda çözüm getirecek bir girişim. Bir bakıyorsunuz ki belediye meclisi üyeleri tarafından bizim teklifimiz değildir diye yaklaşım getiriliyor. Bunu şeyde görebiliriz. Mesela Tansu Çiller yönetiminde hatırlarsanız bu 8 yıllık eğitime geçişte tamamen Doğru Yol Partisi'nin hazırlayıp tam meclise sunacakken hükümetin düşmesi, Anavatan ve DSP'nin koalisyona gelmesi ve 8 yıllık mecburi eğitimi devreye sokmasında DYP'nin hayır oyu kullanması gibi. Benim kastettiğim aslında ortak amaç, ortak çıkar için bir ideolojik agreement yok aramızda. İyi de olsa karşımdaki tarafından getirildiyse bir muhalefet etme geleneğimiz var. Bu da sizin dediğiniz o işte kalkınmayı veya başarıya ulaşmayı engelleyen bir faktör gibi görünüyor. Bu konuda ne dersiniz? Evet, size hak veriyorum. Ama burada işte eğer böyleyse tabii çok romantik, yani çok gerçekçi olmak gerekir. Çok iyimser, romantik olmamak lazım. Ama ben böyle kendimi biraz şeydir, hani böyle biraz cautionary optimist gibi, yani biraz böyle hani ayakları yere basan bir iyimserlik içinde düşünürüm.
Peki böyleyse bunun çözümü nerededir diye bakıldığı zaman, hani kentlere bakıştaki o yaşanabilirlik, insan hakları, birlikte yaşama ve ekonomik dinamizm, bu üçlü model içinde baktığın zaman yani esasında bunun, hani İlhan Tekeli Hoca'nın da yazıları vardır burada, kent ve insan haklarıyla ilgili, birlikte yaşamayla ilgili kararlar değil ama süreçlerin uygulamaya sokulmasının alanıdır o mekan, yani kent. Senin söylemiş olduğun benim Türkiye'mden bizim Türkiye'miz, ya hatta hani ben yerine biz olmak, fakat farklılıklar içinde biz olmak, farklılıklar içinde birlikteliği sağlamanın mekanı kent oluyor işte. Yani orada esasında kentin yönetimini daha kapsayıcı olması, kent yönetimlerinin iyi olması, biraz evvel o yüzden dedim, çatışma çözümünde de böyle oluyor. Yani siz Türkiye'de çatışma çözümünün olduğu kentleri iyi yönetirseniz ve çatışmalar kente inmişse, artık öyle bir hani urban conflict diye bir şey var, yani urban war bir şey var. Yani öyle olduysa o zaman esasında kentlerin alanının, önündeki alanın açılması lazım. Önündeki alan nasıl açılıyor? İşte bu koalisyonlarla açılıyor. Koalisyon yapmak demek esasında sivil toplum gibi, yani sadece sana benzeyenlerle koalisyon yapmıyorsun. Senden farklı olanlarla da koalisyon yapıyorsun. Senden farklı olanlar da o kentin geleceğiyle ilgili bir tartışmayı ortaya çıkartıyorsun. Yani dünyadaki mesela Barcelona örneği olsun, Rotterdam örneği olsun, Hamburg örneği, yani dünyadaki başarılı örneklerde de farklı kesimleri içsel, yani kapsayıcılık öyle bir şey. Sadece farklı kesimleri içersemek değil, onlara hak da vermek, onların konuşma hakkını, onların eleştiri hakkını, onların dönüştürücü katılım hakkını sağlamak oluyor. O yüzden senin söylediğin kutuplaşma, parçalanma, yani divided society, mesela Türkiye'de işte sizde de Murat Soner yapıyor, yani bu severe polarization denen, yani daha yıkıcı kutuplaşmanın olduğu yerlerde, hem bu kutuplaşma sorununun çözümünde ulusal politikalar çok önemli ama o politikaların uygulamaya sokulmasında kentler bunların negotiating alanları oluyor. Kentler, yani sermayeyle mekanın şeyi konuşması, sermaye, mekan ve hakların konuşması, işte David Harvey'nin söylediği, yani şey hakkı, şehir, kentli olma hakkı, kent hakkı gibi. Yani bunlara baktığımız zaman, bazen hani buna kentsel vatandaşlık da deniyor böyle bazı çalışmalarımda. Nülüfer Göle biraz bu şekillerde çalışır. Yani o haklar, farklılıkların birlikte yaşaması bu kentlerde oluyor. Mesela burada belli dönem Gaziantep çok başarılı bir kent olmuştu. Bu Suriyeli mültecilerle gittiğiniz zaman esasında bakıyorsunuz, yani onlarla birlikte yaşama entegrasyonda Gaziantep örneğinde biraz da bir Suriyelilerin orta sınıf okumuşları da falan gelmişti daha şeyleri oraya, ama Gaziantep uzun bir süre, şimdi biraz bozuluyor, uzun bir süre esasında böyle sivil toplumuyla, belediyesiyle, üniversitedeki göç merkeziyle birlikte, o toplumla birlikte esasında o senin söylediğin hani benden bize, oradan entegrasyona geçme olasılığını ortaya koymuştum. Aynı şey Urfa'da olmadı. Şimdi aynı şekilde son dönemlerde İzmir'de olan dönüşümlere baktığımız zaman, biraz evvel Caner Hoca'nın sorularında hani o kent koalisyonunun kurulması, biz fikri, yani ben fikri, benim İzmir'im değil de hani bizim İzmir'imiz fikrinde, esasında orada da mesela bu işte yeşil mütabakat, oranın hani şeyi, insani kalkınma ya da sürdürülebilir kalkınma hedeflerine adaptasyonu falan gibi, o tür tartışmalar, konseyin, o kent konseylerinin, yani farklı İzmir tartışmalarının yapılması, oralar çok önemli oldu. O yüzden senin teşhisin diagnostik olarak doğru, fakat o teşhisin gerisinde nasıl başarı sağlamasının da bence çok önemli noktası tabii ki şey olacak, yani kentler olacak. Zaten bakın, hem seçim sonuçlarına bakalım, yani hem kutuplaşma diyoruz ama yani Türkiye'nin böyle bir her yerinde kentli, eğitimli orta sınıflarının bir Türkiye vizyonu var. Şimdi o vizyon tak sadece ben vizyonu değil, çünkü o kentli, eğitimli orta sınıflar dediğimiz için onu tam senin söylediğin muhafazakarlar da var, yani etnik olarak farklı kimlikler de var, laikler de var, zenginler, yani orta üstü sınıflar da var. Öyle yani
Öyle olduğu için bu çalışmalar, bizim yaptığımız çalışmalar, yani kent mekanının ve kentin iyi yönetiminin o ülkedeki birlikte yaşama ben anlayışının, biz anlayışının ama farklılıkları içinde biz anlayışının ortaya çıkmasında ve sürdürülebilir olmasında. Mesela küçük bir örnektir ama bunu belli bir ölçüye kadar Eskişehir sağlamış durumda. Yani hem kültürel sermayesiyle, hem ekonomisiyle, hem kentin yaşanabilirliği içinde. Tabii orada AK Partililer de var, hani CHP'liler de var ama bir Eskişehir'i iyi yapmak, bir Eskişehir'i korumak, Eskişehir'i sustain etmek fikri. Mesela ben inceliyorum rakamlar olarak. Hani senede bir kere bir tiyatro, senede bir kere bir opera, senede bir kere bir sanat etkinliği olmuyor. Sürdürülebilir şekilde oluyor. Yani orada artık yıllardır süren hani sanat etki, yani bir kültürel sermaye, bir yaratıcı sınıf oralarda o küçük scale'de, yani o scale'de çıkıyor. O yüzden Ali Çağlar'ı o şekilde bitireyim. Yani bu Caner Hoca'nın söylediği güven, benim akademik olarak söylediğim sosyal sermaye ya da sosyal uyum, social cohesion, yani bunların kutuplaşmaya karşı güçlenmesinin mekansal yapısı da kent. Devlet değil. O zaman tepeden inme oluyor. Halbuki kentte yatay olarak bunu, tabii ki farklılıklar var ama paylaşıyorsun, yaşıyorsun. Bir de yani İzmir'de bahsettiniz. Özellikle Eskişehir'de ama hani İzmir belki bir ölçüde, Mersin, Adana belki bir ölçüde. Yani hani böyle yeni yerellik temelinde de bir takım ekolojilerin oluşmasının nüvelerini görüyoruz gibi anlıyorum. Tabii. Yani şimdi oralarda olan örneklerin zaman içerisinde genişleyerek bir model olarak da taklidi ya da yani hani kendisini yeniden üretmesi başka mekanlarda söz konusu olabilir. Tabii. Yani bir sürü sorunları var bunun tabii ki. Yani sorunları ben hiç göz ardı etmiyorum. Hani hatta yani mesela ne bileyim, bizim şimdi şu anda ekoturizm temelinde bütün bu Kaz Dağları, Edremit çevresinin aşırı inşaatlaşması falan gibi sorunlar yaşanıyor. Yani o kent her zaman kolay değil. Yani kentlerin Türkiye'si çok daha ciddi, çok daha kompleks bir yönetimi içeriyor. Yani insan odaklı ama çok kompleks bir yönetimi. Ama öbür taraftan da baktığın zaman mesela hani televizyonda gördüğün bir CHP'li ile hani Odun Pazarı'nda gördüğüm bir CHP'li aynı olmuyor. Diyarbakır'da gördüğüm bir CHP'li aynı olmuyor. O CHP'li HDP'li ile konuşabiliyor, AK Partili ile konuşabiliyor. Kars'ı biraz öyle örnek verdim. Yani kentte belli hizmetler, belli kentin gelişmesi şeyinde bir takım koalisyonları yapmak mümkün. Ama tabii öbür taraftan da yani kent bunları yaparken sivil toplumuyla, ben şimdi onu şeyde yaşıyorum. Yani Çanakkale'de, Edremit'te, o civarlarda yaşıyorum. Yani şeyde, ulusal düzeyde kavga eden AK Partililer ve CHP'liler hani arsa rantını almakta birleşebiliyorlar. Yani her ikisi de aynı, bir bakıyorsun hani bu kararı kim verdi diyorsun. Hani büyük böyle aşırı piyasalaşma, hani bazı CHP milletvekilleri de oluyor gibi. Yani orada tabii sorunları göz ardı etmiyorum ama Ali Çağlar'ın teşhisi çok doğru. Onun çözümünde bence yani kentliler ve kentlerin yönetimi ve orada biz fikrini geliştirmek çok önemli. Tepeden aşağı biz fikri gelişmiyor baktığınız zaman. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Burada şey yapalım, bazı soru yoksa da bitirelim artık. Şey sorumuz yok. Bir çok evet. Teşekkür dendi. Ben de çok teşekkür ediyorum size. Ben de valla herkese teşekkür ederim. Sevgili Caner, seni görmek, sizleri görmek çok iyiydi. Güzel de ben de bir kafamdakileri toparlamış oldum. Çok güzel. Keyifli bir... Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. İnşallah yakın zamanda Şuhnaz da var, Özlem de var. Hadi sizlerle görüşmek üzere. Tamam. Sevgiler. Hoşçakalın. Bye bye.